Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün önümde iki tane saat bulunuyor. iki model. Hilo markasının birisi Ares 5 modeli, birisi de Solar Pro modeli. Bir tanesi yuvarlak, bir tanesi de biraz daha böyle karemsi bir saat diyebilirim. Ama ikisi de AMOLED bir ekrana sahip. Kutularına bir tek tek bakalım. RS5'in zaten resmi burada gözüküyor. Güzel bir kutulama yapısı var. Arkada da gerekli özellikleri ve bilgilerine yer verilmiş. Bir de Solar Pro modeline bakalım. Bu da yuvarlak bir saat. Ben bunun görüntüsünü çok beğendim. Elde duruş hissiyatı güzel. Bu arada ben kutularını açtım. Arkasında bunun da gene şuralarda bilgileri yazıyor ama kamerada çok okunmaz muhtemelen. Şimdi bu ürünlerin kutusunu açacağız. Önce kutu içeriğine bakacağız neler çıkıyor, içerisinde neler bulunuyor. Sonrasında sizlere her iki modelin de teknik bilgilerinden bahsedeceğim. Çünkü akıllı saat isteyen çok fazla kişi oluyor ve yorum atıyor. Ayrıca Instagram DM'den de birçok mesaj geliyor. Çok fazla beklemeden bir RS5'imizi açalım hemen şöyle. Zaten kutuyu ben açmıştım kullandığımda hatta görüyorsunuz. Şimdi ilk saatimiz çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir jelatini bulunuyor. Bunu kaldırdım. Saati de şöyle bir göstereyim sizlere. Yanında bir tuş bulunuyor ve diğer tarafında da hoparlör çıkışları var. Saati bir kenara alıyoruz. Hemen şöyle bir adet şarj edebileceğiniz aparat çıkıyor. Bunu bile paketledim yani öyle düşünebilirsiniz. Güzel bir şarj cihazı var. Hani hızlı bir şarj yapıyor onu söyleyeyim diğer saatlere göre. Ve bir de kumaş bir kordon geliyor. İsterseniz bunu da takabilirsiniz ki bu daha kullanışlı oluyor ama birazcık kir gösteriyor. Yani kumaş kordonlarda böyle terlemelerde vesaire birazcık elinizin kirini belli ediyor ama yıkayarak tabii ki de bunu kullanabilirsiniz. Çok uzun süreli olmuyor ama yıkamalarda sonra pintik pintik oluyor böyle kumaş derisi yavaş yavaş. Ve içerisinden bir tane de kullanım kitapçı geliyor. Burada da zaten nasıl kullanacağınız, neler yapacağınızla ilgili bilgiler vermiş. Bak hemen bunu da buradan kutusundan açıyorum ve içerisinden çıkanlara bir bakalım neler çıkıyor. Biraz kutuyu açması zor şu anda sizi oyalıyorum. Evet sonunda açmayı başardım. Şimdi bunu da dediğim gibi kullandım. Bunun üzerinde de böyle bir jelatin bulunuyor. Bunu hemen bir çıkartalım. Bu saatte görmüş olduğunuz gibi yanda 3 tane böyle tuş var ve Alt kısmında da zaten sensörleri var. Diğerinde de vardı. Bunun kordon hissiyatı diğerine göre daha iyi. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz hemen. Bunun da kutu içeriğine bir bakalım. Bunun kutu içeriğinden sadece şarj cihazı çıkıyor. Ve aynı şarj cihazı bu arada. Bir de kullanım kitapçığı geliyor. Şimdi bunları da bir kenara alalım hemen. Şimdi ilk Solar Pro'nun tipinden birazcık bahsedeyim sizlere. Elde duruş hissiyatı şöyle kameradan görüyorsunuz zaten. Güzel, büyük bir saat. Erkek kullanıcıların tercih edebileceği bir saat. Ayrıca su geçirmeme özelliği var bu saatin. En büyük avantajı da o. Şimdi 2 saati de bir yan yana koyalım. Bak 2 saati de koyduk yan yana ve ekranların hemen bir açılmasını göstereyim. Şöyle ikisinin de tuşuna basıyorum. Bu açılmadı. Bir dakika bir daha basalım. Şarjının bitirdik ya? Heh, açıldı. Bu birazcık geç basmayla açılıyor. Bu arada uygulamalara bağlanmadan saatleri aktif edemiyorsunuz ya da ben beceremedim ama olmadı yani. Şimdi bu saatin görmüş olduğunuz gibi güzel bir ekranı bulunuyor. Bu kameraya da göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir ekrana sahip. Bunu şöyle yapacağız. Bunu daha bağlamadım. Bak buradaki böyle kadranları geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tabi kamerada çok böyle net gözükmüyor parlaklığı açık olduğu için ama şuradan parlaklığını kısalım. Ben en üstte kullanıyordum çünkü. Evet. Şimdi biraz daha net gözükecektir kadranlar. Şöyle yaklaştırıyorum. Bu arada bu kadranı ben marketten indirdim kendim. Güzel bir kadrana benziyor. Saatin yapısı, malzeme kalitesi iyi. Ama hani şu kordon çok kötü. Gerçekten hani böyle plastik kokusu bile veriyor. Şimdi bu saati de bağlayacağız, göstereceğim. Ama bir teknik detaylarından da ürünlerin bahsetmek istiyorum şöyle yapalım. Kutuların içerisinden neler çıktığını gördük. Gelin şimdi teknik veriler ve detaylı videolarına daha doğrusu ben konuşurken sizlere saatin bilgilerinden bahsedeyim. Şimdi öncelikle saatin birazcık sizlere teknik bilgilerinden bahsedeyim. Öncelikle RS5 ile başlayacağız ve sonrasında da kendi yorumlarımı söyleyeceğim sizlere. Bu saat 60 Hz ekrana sahip fakat 60 Hz bir ekranı yok onu söyleyeyim. Yani genelde 30 Hz'lik bir ekran bence. Çünkü bu fabrika verisi bu şekilde ama benim gördüğüm 30 Hz'lik bir ekrana sahip. Ayrıca 710x502'lik bir çözünürlüğü bulunuyor. AMOLED ekran Ultra HD görüntü veriyor. Evet görüntü kalitesi gerçekten iyi. Toplam ağırlığımız 51 gram. Bu kayışla birlikte 51 gram yapıyor. Yani çok fazla böyle ağır bir şey taşımadığınızı hissettiriyor. Yani bir elinizde ne bileyim daha büyük saatlerde daha fazla ağırlık olur. Bunda o yok. O açıdan güzel yani. 150'den fazla spor modu bulunuyor. 300 miliamperlik bir bataryaya sahip. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bataryası normal kullanımda yaklaşık 3-4 gün gidiyor. Yani bundan bildirim alıyorsunuz, telefonla görüşme yapıyorsunuz. Hepsini düşündüğünüzde 3-4 güne yakın bir batarya süresi geliyor. Bu da güzel bir özellik. En güzel özelliklerinden bir tanesi zaten batarya süresinin uzun süre gidiyor olması. Rehbere eşitleme yaptıktan sonra tüm kayıtlı olan kişilerin ismini görebiliyorsunuz ama bu saatte bir emoji desteği bulunmuyor. Ayrıca WhatsApp, mail, herhangi bir yerden gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Fakat çok uzun bildirimleri kırpıyor. Onu söyleyeyim. Kendi uygulamasıyla da zaten eşleştirme yapmanız gerekiyor. Oradan tüm ayarları, tüm kadranları, her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Hayla Solar Pro'ya. Şimdi bu saatte çok güzel. Ben bu saati çok beğendim. Yuvarlak saat eğer ki kullanıyorsanız beğeniyorsanız önerebileceğim bir saat. Bence ama malzeme yapısı daha iyi diğerine göre. Bunda da 1.43 inçlik bir amoled ekrana sahip her zaman açık ekran özelliği bulunuyor. Yapay zeka destekli sesli asistanı bulunuyor. Yüzden fazla spor modu, 20 gün bekleme, 7 günde kullanma süresi veriyor. Yani saati açık bıraktın 20 gün boyunca bataryası bitmiyor. Eğer kullanmak istediğinde de 7 gün gibi bir süre bataryasının gittiği söyleniyor. Bu saati resetledim. Resetlemeden önce 2 gün kullandım. Hatta 2 günde değil 1,5 gün diyebilirim. Şarjı hiçbir şekilde bitmedi. Aktif olarak adım sayar'ı açtım. Telefon görüşmelerimi yaptım kimi zaman. Tüm gelen bildirimleri saatten gördüm. Yani şöyle düşünün YouTube'dan Instagram'dan gelen yorum, beğeni hepsi telefonuma düştüğü gibi saatede düşüyordu. Aktif olarak çalıştırdım ve herhangi bir şekilde 1,5 gün kullanımımda şarjı bitmedi. 300 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bunun da ağırlığı 45 gram. Bu da gene kordonla birlikte. Yani bu daha da hafif bir saat ve su geçirmemesi de güzel. Ayrıca 2 saati de şöyle söyleyeyim kalp ritimlerini hemen hemen doğru ölçüyor gibi diyebilirim. Bazen ölçmüyor, bazen ölçüyor, çıldırıyor olabilir. Yani böyle kafası karışıyor cihazın. Ya ben açıkçası saati kalp verisi, ritmi ölçmesi ya da işte oksijen, kandaki oksijen vesaire bunları kullanmak için almıyorum. Genelde ya aksesuar ya da görüntü açısından alıyorum. Ya bir de telefonla görüşmek için araçta giderken bununla mesela tek elinizde kullandığınızda hani hiç telefona gerek kalmadan aracın içinde camlar kapalı bir şekilde hem karşı tarafa sesinizi iyi iletebiliyorsunuz hem de karşıdan güzel bir ses alabiliyorsunuz yani duyabiliyorsunuz ama RS5 bu konuda bence bir tık daha iyi telefon görüşmesinde daha böyle net bir ses iletiyor ve daha net bir ses alıyor o da hoparlörleri sayesinde üzerindeki. Burada birazcık Solar Pro bir tık daha böyle altta kalıyor yapı anlamında ama çünkü o yuvarlak o kare onda yerleştirme daha iyi olmuş hoparlör kısımlarını. O yüzden RS5 bu konuda biraz daha üstün kalıyor diğer Solar Pro'ya göre ama Solar Pro bence tip anlamında çok iyi su geçirmemesi iyi. Tabii ki de bu bence şöyle bir ayrım yapılabilir. Bu saati yani RS5'i kadınlar tercih edebilir. Bence Diğerinde Solar Pro'yu da erkek kullanıcılar tercih edebilir. Bence ellerde daha iyi duracaktır. Yani bana birazcık rs 5 böyle sırıttı gibi kolumda ama Solar Pro gerçekten güzel durdu. Hem siyah olması, işte üzerindeki böyle sayı gibi yazıların olması, 3 tane yanda tuşunun olması vesaire güzeldi. Ayrıca saatlerin üzerindeki tuşlarla tüm fonksiyonları hareket ettirebiliyorsunuz. Menülerde geçiş yapıp aşağı yukarı inme vesaire bildirimleri okurken aşağı yukarı inme gibi her şeyi yapabiliyorsunuz. Dersiniz ki ben Apple Watch replikası istemiyorum. Biraz daha orijinal, biraz daha farklı dursun derseniz bence alınabilecek RS5 güzel bir model. Ve Solar Pro da zaten diğerlerinden çok farklı. Tabi benzerlikleri var diğer markalara göre ama ben gene de açıklamaya link bırakıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Almak isterseniz de satın alabilirsiniz ben zaten anlatırken bildirimler olsun diğer bütün özelliklerin hepsini göstermeye çalıştım sizlere videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere